Bir şeyi bilmeyen, bilmediğini öğrenmek için sormaktan utanmasın. Bilmediği bir hususta kendisine sorulduğunda, bilmiyorum demekten korkmasın. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle der: İlim üç şeyden ibarettir. Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve bilmiyorum sözüdür. Böyle bir cevap vermekten ancak dini şuuru zayıf, marifeti olmayanlar çekinirler. Çünkü böyleleri orada hazır bulunanların gözünden düşmekten korkarlar. Ama alemlerin Rabbinin katında makamlarının düşmesinden aldırış etmezler. Bu sadece cahillik ve dini umursamamaktır. Kaldı ki bilmiyorum, farkında değilim sözü hem 4 raşit halifeden hem de 4 mezhep imamlarından nakledilmiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselamdan bile nakledilmiştir. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh şöyle der: Eğer ilmin her tarafını kuşatmaya imkan yoksa, bu durumda bir kısmını bilmemek ayıp değildir. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, Şa'bi'nin "Bilmiyorum, ilmin yarısıdır" sözünü aktardıktan sonra şöyle der: Bir alim bilmediği yerde Allah rızasını umarak bilmiyorum derse, onun ecri cevabı verenden daha az değildir. Zira cehaleti itiraf nefse daha çok ağır gelir. Ebu Talip el-Mekki Kut'ul Kulub adlı eserinde şöyle der: Çünkü Allah'a duyduğu korku dolayısıyla susanın güzelliği, Allah rızası için bildiğini anlatan kimsenin güzelliğiyle aynıdır. İbni Abdilber bazı ilim erbabından şöyle nakleder: Bilmiyorumu öğren, biliyorumu öğrenme. Çünkü bilmiyorum dersen, öğrenmen için sana öğretilir. Ama biliyorum dersen, bilmediğin bir meseleyi buluncaya kadar sorar dururlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demektedir: Allah'tan korkan öfkesine göre hareket etmez. Allah'a karşı takvalı olan da her dilediğini yapmaz. Bilmediğin yerde